Onun haricinde sizin burada direkt takip ettiğiniz işlerden bunlar yeşiller yani ilk işle ilgili gösteriyorlar. Biraz daha karıştırıyor musunuz? Teşekkür ederim. Hoş geldin sayın. Hoş geldin sayın. Merhaba. Çayır Barajı'nda 28 Eylül itibariyle barajın tüm çalışmaları tamamlandı. Sene başından beri ödenekleri arttıran milletvekillerimize, il başkanımıza, çok kıymetli protokolü herkese, kurumum ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. Biz ne kadar gayretli çalışırsak çalışalım, ödenek olmadığı müddetçe, nakit olmadığı müddetçe çalışmaları bu kadar hızlandırma şansımız yok. O yüzden destekleriniz için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim Tuncay Çayı Barajı'nın sulaması ilk etapta 97 bin dekarlık arazi 1.1 milyar TL maliyetle birlikte genel müdürlüğümüz tarafından ihalesi gerçekleştirilecek. İki alternatifli 4.5 megawatt ve 9 megawatt olmak üzere iki tane güneş enerjisi projemizi tamamladık. Kıymetli Acron basınımızın yüzü de mensupları bugün burada gerçekten tarihi bir şeye imza atılmaktan ben bu manada başta emeklerini esirgemeyen Sayın Başbakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Siyasi Parti temsilcilerimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza ve temsilcilerine, en önemlisi de bunda emeklerini yine her defasında gösteren Devlet Su İşleri'nin değerli personeline ve bölge müdürümüze şükranlarımı sunarak sözlerime başlıyorum. İnsanımızın en çok güçlü yanı olarak gördüğü ve tüm araştırmalarda tarımın ön planda olduğu bir şehirdeyiz. Burada en büyük ihtiyacımız su, suyu sağlamak için de emek koyan Devlet Su İşleri mensupları bugün burada bize kendileri ifade ettiler ki kıymetli projeler gerçekleştiğinde ekilebilir alanların öyle tahmin ediyoruz %90'ı ekilecektir. Onun için de tüm Hazrun'un huzurunda emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Ballı Barajı Su Çevirme Tüneli'nin milletimize, ülkemize, Erzincan'ımıza hayır olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Evet, 2023 yılında malum Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Allah'a hamdolsun 20 yılda yapmış olduklarımız 80 yılda yapılanların en az 8 katı. Bu da gösteriyor ki biz aziz milletimizin derdiyle dertleniyoruz, milletimizin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir sözü var. Diyor ki, hadi gel şu Süleymaniye yıkalım desek, iki kazma kürek, iki ırgat gerek. Ama hadi gel yeniden yapalım desek, bir Süleyman, bir Sinan gerek. Hakikaten Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Onun kader ve keder arkadaşı Sayın Başbakanımızdan Allah razı olsun. Buralara hayat veriyorlar. Ülkemize, milletimize yapılacak olan hizmetlerle hakikaten can suyu veriyorlar. Ben kendilerine huzurlarında teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetler elbette küçümsenmeyecek kadar büyük. İnşallah önümüzdeki dönemde hizmetlerimiz artarak devam edecek. Varsın birileri yalan söylesin. Varsın birileri tezvirat yapsın, varsın birileri iftira yapsın. Biz onların hiçbirine kanmıyoruz, hiçbirine aldanmıyoruz. Daha önceki hafta Sayın Vekilimizle birlikte Elazığ'daydık. Yapılan hizmetleri milletimiz takdirle karşılıyor. Dün yine Sivas'taydık. Aziz milletimizle buluştuk. Orada yapılan eserleri bir kez daha yerinde gördük. Açılışlara katıldık. Bugün de güzel Erzincan'ımızda bu güzide eserin tamamlanması için burada hep birlikte buna şehadet ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, çok değerli Belediye Başkanım, çok değerli Rektörüm, İl Başkanım,
ve çok değerli katılımcılar, önceki dönem belediye başkanım, Kemal belediye başkanı gördüklerim. Çok değerli katılımcılar, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bu güzel günde, bu güzel törene hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu hafta Mevlid-i Nebevi haftası. Dolayısıyla Mevlid kandilinizi, Mevlid-i Nebevi haftanızı tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Benim için Ballı Barajı gerçekten, hani derler ya kırmızı elma, benim için burası bir kırmızı elmaydı. 3 yıl önce ben kent konseyinde bir sürü SWOT analizleri, toplantılar yaptık ve sonuçta denildi ki Erzincan tarımla, hayvancılıkla, tarım ve hayvancılığa dayalı endüstriyle kalkınacak. Öyleyse bize su lazım. Öyleyse bize baraj lazım. Dolayısıyla acil ihtiyaç sulama için nedir? Her yerde Tarım Bakanımız gelmişti. Birçok valim de, belediye başkanlarım da, hepsi de biliyor. Orada dedi ki Erzincan'ın en önemli birinci ihtiyacı Ballı Barajı. İkinci ihtiyacı Ballı Barajı, üçüncü ihtiyacı Ballı Barajı. Niye? Çünkü tarımla kalkınacağız. Tarım öyle bir şey ki dünyada, belki tarımla ülkeler kalkınmıyor ama tarımı ihmal edemeyiz. Tarım devam edecek. Erzincan için de kalkınma projesi. Dolayısıyla bu bizim çok önemli projemiz. Bunun için öncelikle gittik Cumhurbaşkanımızla, milletvekilimiz de vardı, başbakanımız da, dedik ki çiftçilerimiz tarlalarını sulayamayınca korkudan ekmiyorlar. Ya da ekiyorlar, kurumaya başlayınca birçoğunuz şahittir, traktörlerle Erzincan dört yol meydanına geliyorlar. Diyorlar ki bize su. Onlar dört yol meydanına gelince biz orada duramıyoruz ki. Su yok zaten. Nereden alacağız? Öyleyse bir an önce Ballı Barajı'nı yapmamız lazım. Cumhurbaşkanımız da Allah razı olsun kabul buyurdu. Başbakanımız destekledi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ballı Barajı'nın temeli atıldı. Hep konuşmalarımda belirtiyorum. Erzincan bereketin ve rahmetin aktığı, her gün aktığı bir mübarek kent. Bugün de bereketin ve rahmetin altında çok güzel bir çalışmaya hep beraber imza atıyoruz. DSE'nin yaptığı çalışmaları, fedakarlıkları sayın vekillerimiz anlattı, bölge müdürümüz anlattı. Ben sadece şuna dikkat çekmek istiyorum, vaktimiz dar. Bizim her zaman öncümüz olan, riyasetinde çalışmaktan büyük şeref duyduğumuz sayın başbakanımız, biliyorsunuz ilimize teşrif edecekler, onu bir karşılama merasimimiz olacak has dairede. Ondan dolayı fazla sözlerimi uzatmayacağım. Bugün dünyada Türk'ün çağı ve Cumhurbaşkanımızın tarifiyle Türkiye yüzyılı sloganı tartışılıyor. Tartışılıyor değil, aslında Türkiye tüm soydaşlarımızın olduğu, gönül coğrafyamızın olduğu, o beklediğimiz, özlenen millet olarak, sancaklar millet olarak tekrar sahneye çıkıyor. Bu sahneye çıkış öyle kolay kolay bir çıkış değil. Eskiden hangi sözler vardı? Öğretilmiş çaresizliklerimiz vardı. Su akar, Türk bakar. Konuyla ilgili olduğu için diyorum. Ama bugün Türk bakmıyor, suya gem vuruyor, tarımda kullanıyor, enerjide kullanıyor. Belki tüm dünyanın özenle seyrettiği projelere imza atıyor. Bu sadece sulama sektöründe değil, hava yolu sektöründe de böyle, sağlık sektöründe de böyle. Ama hepsinin odağında ve temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı yatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle bugün belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan sulama ve DSE'yi bağlamındaki yatırımların %70'i yapılmış vaziyette. Ve bugün Sayın Başbakanımızın mihmandarlığında ve Erzincan kara sevdasıyla yapılan hizmetleri tek tek DSE'yi bölge müdürümüz anlattılar. Ben sadece şunu belirtiyorum. Sayın Başbakanımızın riyasetinde ve yine iki vekilimize de, geçmiş vekilimize de ben şükranlarımı sunuyorum. Onların Ankara'daki yakın takipleriyle, belki mevzuatın da üstünde, işte Mertekli regülatörünün onarımı, P1, P2, P3 pompalarının sıfırdan tekrar imalatı sağlandı ve 6 milyon ödenekle başlanılan yerde 26 milyon ödeneklere ulaştırıldı. Ben bütün siyasilerimize, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Can Erzincan adına
şükranlarımı arz ediyorum. Allah var etsin, eksikliklerini vermesin. Ben tüm Can Erzincan adına tekrar şükranlarımızı sunuyorum. Ve bir taraftan da son bir yılda DSİ Bölge Müdürümüze ben Can Erzincan adına çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ilgisiyle, alakasıyla ve yakın takibiyle son bir yıldır biz DSİ'yi zerreden küreye, DSİ'yi ve bölgeyi Erzincan'da tüm hatlarda göletinden baraj yapımına, sulama birliğine verdiği destekten pompaj yapımına kadar hissedar olduk. Evet, Erzincan'ın lokomotif sektörlerinden biri tarım sektörüdür ve tarım sektöründe sulamayla beraber en büyük problemimiz enerji problemidir. Bu yapılan çalışmalarla beraber çiftçimiz çok çok daha rahatlayacak. Sulama birliği malumunuz bizim üzerimizde, İl Özel İdaresi'nin üzerinde. Orada ne kadar eksiği atsak da canımız başımız tüm çiftçimize feda olsun inşallah. O da Sayın Başbakanımızın bize talimatları marifetiyle yürüyor. İnanıyoruz ki oradaki enerji maliyetlerimiz de aşağı inecek ve daha fazla karlı ve çiftçimizin işte ekonomik seviyesini yükseltecek bir tarım üretim zinciri oluşturmuş olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza Can Erzincan'ımızdan şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi Van Münit diyerek ve dünya beşten büyüktür diyerek dünya lideri bir ülke haline getirdiğinden dolayı. Diğer taraftan Sayın Başbakanımıza Erzincan olan kara sevdasından gerek ulusal düzeyde gerekse yerel düzeyde Erzincan'ımıza verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Erzincan'da belki 50 yıl, 100 yıl sonra tarih kitaplarına, tarih notlarına derc edilecek Erzincan'da Türk Dünyası Sempozyumu düzenleniyor. Rektör hocama özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu Türk'ün ve Türk'ün çağının ve Türkiye yüzyılının ilk bismillahlarından biri olacak. Bu da tarihe geçecek. Bu bağlamda da Sayın Başbakanımıza himaye ve riyasetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın vekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yakın takiplerinden dolayı sadece DSİ veya sulama sektöründe değil, tüm sektörlerde belki Türkiye'deki 81 vilayet içinde ilk onda ödeneklerimizi bize taşıdıklarından dolayı, bizi rahat bir şekilde çalıştırdıklarından dolayı ve tüm daire amirlerime, belediye başkanımız başta olmak üzere uyum içinde çalışmamızdan dolayı ben teşekkür ediyorum. Siyasilerimize, yine il genel meclisimize ve yine teşekkürün özelini DSİ Bölge Müdürümüze ve ekibine yapıyoruz. Allah var etsin. İnşallah makamları âli, kılıçları da keskin olsun. Biz bu hızla inşallah çok çok daha büyük problemleri bitireceğimize inanıyoruz. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlarken hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Artık şimdi bu taraftan atmayacak, bütün için yönlendirecek bir şekilde 484 metre diğer taraftan çıkacak ve şu araziyi artık buraya alacak. Evet. Önünde de şu çevirme sizlikli gibi bir pazarlığa yapacağız. O da tam bir şey. Olar ya Sayın Valim, araçlar da olduğu yerler ya. O kurumu bir pazarda yapacağız. Tamam mı? Bu çalışmaya başladı. Evet. Hadi inelim. Başlayalım. Ben de.